Tokat'ta para kazanmış ve Tokat'tan nema alanmış bir insanın Tokat'ı unutup da İstanbul'a yerleşmesi bence yanlış. Ona bunu hatırlatmak da zoraki tedbirlerle değil, sorumluluğunu hatırlatarak mümkündür. Ve bunun için de belki Tokat'ta girişimcinin geliştireceği işlerin ne kadar enteresan, ne kadar antal, ne kadar kar getirici olduğunu ifade ederek onu buraya cezbetmek mümkündür. Size bir misal vereyim. Bugün gördüğümüz bu meyve suyu fabrikasının rakamlarını da gördük. Ne kadar enteresan bir ciro ve kazanç temin ettiğini de gördük. Ve ben diyorum ki eğer bir gün bu şirket Dimez meyve sularını meydana getiren veya üreten şirket bir gün borsaya açılırsa, hisselerini satarsa o hisselerden satın almak bana çok enteresan gelir. Çünkü yüksek bir karlılığı var. Bunun gibi Tokat'ta gelişecek girişimcilerin borsada satacakları hisseleri satın alacak insanlar çok olacaktır. İstanbul'u da gelecektir, Ankara'lı da gelecektir. Tabii bunun yanında Tokat'ın özellikleri dolayısıyla buraya bir Ankaralı veya İstanbullu sanayici gelir mi? O ayrıca etüt edilmesi gereken bir husus olmakla beraber yine de birinci şart Tokatlı'nın Tokat'a güven duyması ve Tokat'ı geliştirmek için yeni fikirlerle ortaya çıkması gerekir diye düşünüyorum. Bir başka soru Cemal İnce Soylu'dan geliyor. Türkiye Gazetesi. Diyor ki Anadolu'nun diğer kentlerinde olduğu gibi Tokatlı iş adamların yatırım korkaklığı içerisinde. Tokatlı iş adamları yatırım korkaklığı içerisinde. Ancak sizin gibi uluslararası gradosu olan iş adamlarımızdan Tokat gibi Anadolu kentlerine yatırımdan çekiniyor. Bu konuda küçük bir aydınlatma yapar mısınız? Bakın bu yine de aynı hastalığın bir başka mükşetmiş günüdür. Bu bir bence bir korkaklık değildir. Bu bir ileriyi görememe hastalığı da demeyeceğim de teşhis zafiyeti diyebilirim. Çünkü Tokat muhakkak ki enfrastrüktürü nispeten az gelişmiş. Biraz ana yoldan uzak bir yer olarak görülebilir ama buna mukabil müthiş avantajları olan bir yer olarak görüyorum. Bir defa tarım olarak Fevkalade zengin. Anladığım kadarıyla buradan tarım ürünleri kamyonlarla mevsimine denk geldiği zaman güneye hatta Suriye'ye ihraç ediliyor. İhracata katkısı olan bir yöre oluyor Tokat. Demek ki Tokat'ın kendi insanlarının iyi etkilenmesi ve ona göre girişimcinin yatırımlarını analize etmesi gerekiyor. Ve yine de üzerinde durmak istediğim önemli nokta, her insan kendi başına yalnız kendi kısıtlı imkanlarıyla kalacağına birkaç girişimcinin birlikteliği, birkaç girişimcinin bizim yaptığımız gibi ortaklıkları daha hızlı bir netice temin edecek diye düşünüyorum. Çünkü bir insanın insanları kısıtlı ise de birkaç insanın birbiriyle anlaşan birkaç insanın ortaklıkları yeter ki karakter olarak uyumsunlar. Çok daha hızlı ve daha büyük neticeler temin edeceklerine inancım var. Ben bunu şahsen yaşadım. Onun için size ortaklığın ne kadar önemli ve ne kadar izne verici, ne kadar hızlı büyüten bir faktör olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir başka soru. Soran şey gelmedi. Bir dakika olsun. Evet. Soranın ismi yok fakat okuyayım size kısaca. Türkiye'nin en büyük meselesinin nüfus artışını durdurmak olduğunu söylüyorsunuz. Örnek verdiğiniz ülkelerde ise şu anda nüfusu arttırmak için teşvik var. Hatta Avrupa'nın gençliği alkolik ve felç durumdadır. Şu anda nüfusları ihtiyar olduğundan gelecekleri felç demektir. Acaba Avrupa ve Amerikalılar bizim nüfusumuzun genç ve dinamik olmasının korkusundan dolayı mı nüfusumuzun azalmasını istiyorlar?
yalnız nüfusu azaltmanın çözüm olmadığı gözüküyor. Acaba bu genç ve dinamik insanlarımızı istihdam edebilecek yeni metotlarınız var mıdır? Varsa nelerdir? Bakın tabii burada bir yanlış anlama değil. En hafif tabiriyle. Almanya'da nüfus azalıyor, doğru. Almanya'nın kendi bir problemi var. Nüfus azalıyor ve çok yüksek bir hayat standartına eriştikleri için nüfusları da bugün 80 milyona geldiler, birleştiler. Bir zaman içinde bunun 75 milyona, hatta 70 milyona dahi düşeceği bekleniyor. Ve tabii ekonominin çok önemli bir menfi tesiri var. Çünkü yeni binalar da yapmak gerekmiyor artık. Yeni okullar inşa edilmiyor, yeni yatırımlar yapılmıyor. Çünkü bugünkü halk artık çok yüksek bir hayat standartına erişti. Fakat yaşlanan insanların emeklilik haklarını ödeyecek çalışanlar gittikçe azalıyor. O bir hakikat. Oradaki gençliğin de alkolik ve felç demeyeceğim de alkolik olduğu Türkiye'ye göre o da bir hakikat ama bundan dolayı Türkiye'nin hızlı nüfus artışı doğrudur. Neticesine varmak da bana biraz çarpıcı gibi geliyor. Çünkü birinin öbürüyle bir ilgisi yok. Türkiye'deki hızlı nüfus artışını ne kadar mevki, ne kadar kötü neticeler verdiğini artık dünya alem biliyor. Türkiye'deki insan mantıklı düşünse o da kolaylıkla anlıyor. Bir defa çevre kirliliği, su kirliliği, zamanında yatırımlar yapamadığımız için sağlıklı bir yaşama dahi artık hasret duyulan bir duruma geldik. Ve tabii bütün bunların yanında gerektiği kadar okul inşa edemiyoruz, gerektiği kadar altyapı yapamıyoruz, gerektiği kadar hastaneleri geliştiremiyoruz. Mesela hastaneler bugün içler acısı ve siz diyorsunuz ki hızlı nüfus artışı kötü değildir diyorsunuz ve bunu artık insafınıza bırakıyorum. Hızlı nüfus artışı Türkiye'nin birçok altyapı yatırımların yapmasına engel olan en önemli faktördür diyorum. Bir başka soru geldi. Türkiye ekonomisine olan katkıları takdire şayan olarak görüyoruz. Siz İstanbul'dan Samsun'a uçakla geldiniz. Yatırımcıları Tokat'a davet ediyoruz. Tokat'ın ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi için hava alanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Tokat havaalanının hizmete açık olamaması acaba yatırımcıları Tokat'a getirmekte bir handikap mıdır? Siz Tokat sanayinin altyapısını yeterli görüyor musunuz? Siz de Tokat'ın sanayi yönünden gelişimi için ne gibi faktörler gereklidir? Siz Tokat'a ne gibi bir katkı sağlayabilirsiniz? Güzel birkaç soru iç içe. Ben tabii bugün Tokat'a ilk gelişim. Çok açık vereyim size. Tokat benim haritam içinde yoktu. Geçen haftaya yahut 15 gün öncesine kadar Tokat haritamın içinde değildi. Ve beni Tokat'a getiren evvela Nesrin Az hanımefendi ve sonra tabii Tokat Genç İş Adamları Derneği'nin girişimi. Ve bugün sizler olmaktan dediğim gibi daha sözün başında çok mutluyum. Çünkü yeni bir dünyaya açıldım. Yeni bir yöre gördüm. O yörenin problemleriyle ilgilenebildim ve buranın kendine göre farklı problemleri olduğunu gördüm. Onun için bu sorulara şöyle cevap vereyim. Havaalanı muhakkak lazım. Muhakkak. Yani bir an önce havaalanını harekete geçirmeniz için muhakkak Ankara'da tacitte bulunmanız lazım. Çünkü bu bir altyapıdır. Eğer bu altyapıyı yaptıracak bir tesiriniz olmuyorsa o zaman kendi içinizde örgütlenip havaalanının eksiklerini sizlerin kendi içinizde halledip bu havaalanını yap işlet devlet sistemi içinde kendinizin açmanız yani işletmeyi açmanız ve bir özel şirketle anlaşmanız ve Tokat Ankara Tokat İstanbul arasında uçuş imkanlarını araştırmanız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bugün Tokat'a eğer bir özel şirketi getirebiliyorsanız ve havaalanını onun işletmesini verebiliyorsanız zannediyorum ki büyük bir ilme kazandırırsınız Tokat'a. Samsun'da aynı durumda. Şimdi gelelim Karadeniz'e. Oradan bir paralel çizim size. Ben gelecek hafta Ayancık'taki ve Sinop'taki balık yatırımlarımı görmek için Norveçli arkadaşlarımı veya teknisyenlerimi getirme durumunda kalacağım. Ve bunun için İstanbul'dan bir uçak kiralayacağım. İstanbul Sinop yapacağız. Sabah gideceğiz. Akşam geri döneceğiz. Bu bize çok büyük bir zaman kazandıracak ve ikimizi yapacağız. Yani diyorum ki bugün artık Türkiye hava taşımacılığının hızla gelişmesi noktasına gelmiş bir ülke. Vakit çok kıymetli hale geldiği için özellikle iş dünyasında
hava taşımacılığının çok rantabı, çok yüksek getirisi olan bir sistem içinde gelişebileceğine inanıyorum. Onun için bana sorulan bu soruya direkt cevabım evet, hızla Tokat'taki havaalanını yanlıyorum. Havaalanında varmış fakat bundan bir kulesi eksikmiş. Kulenin de bir bedeli vardır. O bedeli de herhalde buradaki ekonomi yaratabilecek durumda olmalıdır. Ayrıca yatırımlarla ilgili dediğim gibi başta tarım yatırımları, bunun yanında orman yatırımları, mesela İsveçlerin üzerinde çok durduğu, Türkiye'nin Karadeniz sahillerindeki yahut Karadeniz'de paralel dağlardaki ormanların gelişmesi için yapmak istedikleri yatırımlar var, büyük yatırımlar var. Fakat bunu yapabilmek için de ormanların özelleşmesi lazım. Çünkü bugün devletin elindeki ormanlar, belki biliyorsunuz, Türkiye'de bir tuhaf bir şey var. Türkiye kendini fakirliğe mahkum eden bir sistem içindedir. Türkiye kendini fakirliğe mahkum eder, kendini fakirliğe bağlar bir sistem içindedir. Size bir misal vereyim. Anayasanın 169. maddesi der ki, Türkiye'nin bütün ormanları devlete aittir ve ancak devlet işletir. Türkiye'deki ormanların işletilmesinin neticesi, Türkiye'deki ekonomiye katkısı negatiftir. Sıfırın altındadır. Yani Türkiye'deki orman işleticiliğinin Türkiye ekonomisine katkısı sıfırın altında negatiftir. Çünkü ormandan gelen gelir, Orman Bakanlığı'nın ormanlara yapmakta olduğu masrafların karşılanmasına yetmediği için ayrıca Orman Bakanlığı'na bütçeden para verilir. Bunun yanında size bir paralel çizeyim. İsveç'teki ormanların %77'si özel sektörün ve özel şahıslarındır. %23'ü de kuzeyde, kutupta olduğu için kimse ilgilenmez. Yani devlete ait pratik olarak orman yoktur İsveç'te. Bütün ormanlar özel sektöründür ve bunların ekonomiye katkısı o kadar büyüktür ki geçen sene 17 milyar dolar geldi orman üretiminden İsveç'te. Bunu nüfusu olan 8,5 milyon kişiye böldüğünüz zaman 2100 dolar geliyor adam başına. Düşünün ki İsveçli değer verdiğin yalnız ormandan geliri 2100 dolar iken Türkiye'de ters başına ormandan gelen gelir sıfırın altında negatiftir. Yani gerçekten de ayrıca para veriyoruz Türk insanı. Ormanın yakılması için. Biliyorsunuz ki bu arada da Türkiye'nin ormanları 1942 yılında devletleştirildi Hikmet İnönü hükümeti tarafından. 1945 yılında yapılan bir sayım neticesi Türkiye'de Türkiye'nin mesafesinin %26'sı orman idi 1945'te. 1990'da yapılan yeni bir sayımda şu neticeye vardı ki Türkiye'nin mesafesinin %11'i ormandır. %26'dan %11'e düşmüş. Yani Türkiye ormanlarının %60'ı, yarısından fazlası bu 45 yıl içinde yakılmış, mahvedilmiş, ortadan kalkmış. Onun yerine ya şehirlerin etrafında gecekondu mahalleleri oluşmuş ya da tarla açılmış. Yani Türkiye'nin felaketleri gökten zembilleri inmiş değil. Türkiye'nin felaketlerini hazırlayan yine Türkiye'nin insanları, Türkiye'nin sistemi, Türkiye'nin bürokrasisi, Türkiye'nin yanlış anlayışı, Türkiye'nin ön yargıları, Türkiye'nin yanlış inançları. Bütün bunları yan yana koyarsanız, bütün bunlara rağmen Türkiye hala bir nebze gelişiyorsa yine de mutlu olmamız lazım ama yine de problemlerimize doğru bir teşhis koymamız lazım. Dediğim gibi bunun gibi daha birçok derdimiz var. Onun için Tokat'ta ne gibi yatırımlar yapılıyor derseniz kimsenin aklına gelmemiş zannediyorum. Çünkü öncelikli olarak kabul ediyoruz ki orman devletini götürüyoruz. Kimsenin aklına gelmiyor ama ben diyorum ki hayır, orman devletin olmamalı. Orman halka iade edilmeli. Ormanı köylüye iade etmeliyiz. Ama köylüye iade ettiğiniz zaman ne olur? Köylü hemen o ormanı yakacak diyorsunuz. Hayır, onu durdurun. Ormanı şirketleşerek girişimcinin ön ayak olacağı bir sistem içinde işletecek şekilde, üretime katkısı olacak şekilde, yabancı sermaye davet edici şekilde, burada Adnan Nasr'ın da söylediği gibi, yabancı sermaye teknolojisine ve üretim artışına katkı getirecek şekilde bir sistem içinde ormanları geliştirelim diyorum. Türkiye'de yapılacak çok iş var. Küçük girişimci tarafından, büyük şirketler tarafından yapılacak namtena işler var. Fakat evvela ön yargılarımızdan kurtulmamız lazım. Onun için
yeni fikirlere açık olmamız lazım. Ve bugüne kadar inançlarımızı mantık çizgimizden geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu soruya da cevap vermiş oldum. Sorulara devam edebiliriz istiyorsanız değil mi Sayın Başkan? Tabii tabii. Buyurun. Herhangi bir başka bir soru var. Pardon. Evet, şeyden Türkiye Gazetesi'nden Cemal İnce sorgulayalım. 60'lardan bu yana Avrupa AİT kabul edilmeyişimizin temelinde sosyal ve kültürel bir neden var. Türkiye'nin kültürel yapısı nedeniyle Avrupa'nın bizi kabul etmeyişi çeşitli standart bir uygulama değil midir diyor Cemal Bey. Aslında burada ufak bir yine yorum farkı var diyorum. Ben onu söylerken bir olguyu söyledim. Yani olan şey bu. Ama bunu ben duygusal bir tepki nedeniyle söylemedim. Biz şunu demek istiyorum. Biz ilerlersek, bir takım hatalarımızı kendimiz düzeltirsek, dünyanın bizi kabul etmemesi diye bir alternatif yok zaten. Kabul etmek zorunda olacak. Biz zayıf kaldıkça bahane bulmak isteyen bahane bulabilir. O anlamda söyledim. Hemen bir örnek vereyim. Kültürel yapısı itibariyle Batı'ya bizden çok daha uzak olan Japonya var önümüzde. Bir Japon insanının Batılı insanla en ufak bir ilişkisi yok. Hatta bizden çok daha uzak. Ama Japonya'nın ekonomik performansı bir Japon varlığını inkar etme hakkını elinden alıyor Batı'nın. Japonlarla hiç bir ortak noktaları yok. O anlamda benim için AİT'ye şey yapmak, kabul edilmek tek başına AYT'ye girme yönünden önemli değil. O bir olayı gösteriyor. Demek ki diyorsunuz bizim toplumsal olarak ölçülerimiz bunların altında. O bize bir hırs olmalı, bir motif olmalı. Biz onların düzeyine ulaşabilmeliyiz. Ata girmek o açıdan bir gösterge. Yani o düzeye geldikten sonra istersek girmeyelim. Çok önemli değil. Belki onları getiririz de. Ama öyle bir motifin içinde olmamız lazım. Ona duygusal reaksiyon göstermek hiçbir şey halletmiyor. Biz onlar bizi beğenmezse biz de onları tanım ayırıp demek bir çözüm değil tabii. Yani kendimizi niye o düzeye biz çıkarmayalım diye bir hırs içine girmemiz gerekiyor. Bir de tabii şeyi var. Olumlu bir etkisi de olacak mutlaka AYT'nin. Uçaklara girirken uçakta konuşuyorduk. İspanya ve Portekiz'de AİT'ye girerken çok güçlü çektiler. Onlar da geri yapıya sahipler. Fakat girmelerinden itibaren korkunç bir yabancı sermaye akımına uğradılar. Ve ekonomileri bu sayede çok hızlı gelişti. Evet, bu da bir olgu, yani yararları da olacak. Fakat tek mesele duygusal bir mesele değildi. Bizi kabul ettiler mi? O beni tanıyor mu tanımıyor mu? Ben de onu tanımıyorum meselesi değil. Böyle almamak lazım bence. Bizim bir zaafımız da galiba biraz fazla duygusal yaklaşmamız olaylara. Ben bu vesileyle mikrofonu ele geçirmişken bir başka noktaya değinmek istiyorum. Şimdi dedim Ankara'dan, her şeyi Ankara'dan bekleme yanlışı var. Ankara'ya ama bazı mesajlar gönderilmesi lazım. Yani şey olarak, iş adamları olarak, seçmen olarak. Bence o yönde görmelisiniz Ankara'yı. Ankara size akrabalarınıza iş tayin sağlayacak ya da bilmem yalan yanlış bir takım teşvik sağlayacak yerden çok. Sizin Ankara'yı yönlendirmeniz gerekecek. Nerede yönlendirmeniz? Devletin rolü konusunda. Şimdi biliyorsunuz çok konuşulan bir şey var, özelleştirme. Biz yaptığımız iş dolayısıyla da bu konuyu teknik düzeyde çok iyi bilen bir kuruluşuz. Yani bizim dünyadaki büyük özelleştirmelerin hepsinin altında bizim firmamızın, dünya firmamızın imzası var. Bu işin tekniğini de çok iyi biliyoruz. Özelleştirme Türkiye'de Batı'dan da daha fazla bir önem taşıyor. Şu nedenle Türkiye'deki çoğu problemin sebebi bütçe açıkları, kamu açıkları. Kamu açığı şeyle kapanıyor biliyorsunuz. Enflasyonla kapanıyor, emisyonla kapanıyor. Yani vergiler yetmiyor tabii şeye, bütçe giderlerine. Bu sebeple burada devletin rolü üzerinde bir konsensüsün, bir fikir birliğinin oluşması lazım. Özellikle toplumun nispeten öncü gücü olan iş adamlarında. Şimdi herkesin oyu eşittir anlıyorum ama bir iş adamının konumundan dolayı özel bir ağırlığı var bence. Yani o ekonomik hayatın içinde bu kadar aktif rol alan bir adamın tabii ki diğerleri üzerinde yönlendirici etkisi de olacaktır.
Bu ayıp da değildir ayrıca. Yani derneklerin politika ilişkinde olması olumlu olduktan sonra hiç sorun değil iş adamları derneklerinin. Burada devletin rolü üzerinde fikir birliği şöyle oluşmalı. Bütün dünya uygulamaları gösteriyor ki en etkin toplum yapıları devletin sadece temel hizmetleri çok kaliteli bir şekilde verdiği toplum yapıları. Bu temel hizmetlerde milli güvenlik, milli savunma ya da bir ölçüde eğitim ve altyapı. Altyapıyı özellikle vurguluyorum. Çünkü bütün ben hem Devlet Maliye Bakanlığı'nda bir süre geçirdim, hem özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptım uzun süre. Şimdi de daha serbest bir konumdayım ve uluslararası ekonomiyle daha iç içe bir konumdayım. Gözlediğim olay şu, Türkiye'de aslında altyapı eksiği çok önemli. Bence Turgut Özal'ın en önemli politik basireti de buydu. Türkiye'de altyapıya çok önem verdi ve hala da vermesi lazım. Anadolu'ya gittiğin zaman görüyorsunuz yollarda, ulaşımda, şurada burada eksiklik var. Altyapıya kaynak ayırmak kesinlikle doğru. Bazı ekonomistler kalkıyorlar diyorlar ki altyapıya ayrılan kaynaklar enflasyonu besliyor. Olmaz. Neyi beslerse bütün? Yani enflasyonu besleyen en haklı sebep bence altyapıdır. Altyapı besleyecek mi enflasyonu, ona razıyız. Başka bir şey beslemesin de. Çünkü altyapısız bir ekonominin gelişmesi mümkün değil. Altyapıya da bireylerin yön vermesi mümkün değil. Devletin kaynakları bence en çok altyapıya gitmeli. Ama altyapıya giden kaynağı devlet nasıl finanse etmeli? Tartışılacak nokta o. Altyapı harcamasını devlet vergiden finanse etmeli. Sağlam yöntemle, emisyonla ya da fonları borçlanmayla emerek değil. Çünkü onları emdiğinizde bu sefer özel sektörlerinde kredi kaynağı kalmıyor. Vergiyi şeye tahsis etmeli, altyapıya tahsis etmeli. Böyle ıvır zıvır bir sürü kite mite falan değil. Onlar, özelleştirme orada çok önemli işte. Zaten devletin kitlerde rol alması hiçbir ekonomi felsefesine de bağdaşmıyor. Yani devletin görevi o değil ki. Devlet daha büyük kitlerle uğraşmalı. Devlet bilmem ne olacak şimdi diyelim ki Ali Bey'in meyve suyunu devlet üretip satırsa ne olacak yani? Devletin ne işi var bunda? Neredeyse bir zamanlar bakkallığa bile devlet soyunmuştu. Şey döneminde zannediyorum 80 öncesinde. Bunlar tabii her kısım dünyada sadece gülünç diye nitelendirdiği uygulamalar. Ama altyapı, ben özellikle altını çiziyorum ki çünkü çok savunulmayan bir şey. Ama bence altyapı problemi büyük Türkiye'nin, bunun halledilmesi lazım. Teşekkür ederim. Efendim, başka soru var mı? Sayın konuşmacılarımıza. Soru ya da katkıda herhalde yok gibi. O zaman ben mikrofonu Fasiyap Başkanı Burhan Bey'e bırakıyorum. Efendim, belki biraz içinizi düşünme fırsatı vermek için Derneğin Yönetim Kurulu Sayın İsak Alason ve Sayın Nesrin Nas Hanımefendi ve yine Adnan Nas, Sayın Adnan Nas Beyefendi derneğimiz şeref üyeliği verilmiştir. Derneğimizin şeref üyelik plaketleri verilecektir. İlk önce Sayın İshak Alason'un şeref üyelik plaketini Sayın Rektörümüzden rica ediyorum. Teşekkür ederim.
Sayın Nesrin Nas hanımefendinin plaketini vermek üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Orhan Sarıtaşlı beyefendiyi davet ediyorum. Sayın Metin Güldere'yi davet ediyorum. Çok plaket veriyoruz, çok öpüşüyoruz. Ama fazla adamdan plaketi veriyorum ama oyu da isterim, merak etme. Yani öyle onunla bitmiyor. Sizi aramızda gördüğüm için duyulmaması ihtimaline karşı bir mikrofondan söyleyeyim. Çok plaket veriyoruz, çok ürkütüyoruz. Ben de istifade ettim gerçekten. Değerli konuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Plaketi vereceğim. Bana gösterdiği ilgi için ayrıca teşekkür ediyorum ama plaket karşılığında oy ve siyasi destek de bekliyorum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız için eğici sözleriniz, yaptığınız değerlendirmeler beni hem duygulandırdı hem eski günlere götürdü. İnşallah gelecekte Türkiye çok daha güzel günlerde olacak. Sizin yaptığınız değerlendirmeler doğrultusunda hep beraber daha iyi günlere gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin kuruluşunda bize ilham veren, katkıları bulunan Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Melik Sarıtoprak'ın yaptığı hizmetleri kabul etmemek, unutmak çok büyük bir hata olur. Kendileri burada yoklar. Fakat bir temsilcileri var. Derneğimizin ilk terapiyeliği de zaten Sayın Veli Sarıtoprak'a verilmiştir. Onu almak üzere Sayın Rahmi Bey, Asiyat Balkan Masası Başkanı'dır kendileri. Davet ediyorum. Ve onu da vermek üzere Sayın Ali Dilen, İstihbarat Konsey Başkanımız. Sayın Veli Bey'in bize bir de notu var, onu da sizlere okuyayım. Sayın basın mensupları, Sokak Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin değerli yöneticileri, üyeleri ve kıymetli konuklar. Tüm Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Birliği'nin güçlü üyelerinden Sokiyat'ın düzenlediği bu önemli toplantıda aranızda bulunamadığım için fevkalade üzgünüm. Fakat ekonomisine canlılık ve dinamizm getireceğine inandığım Sokiyat'ın bu ikinci aktivitesi tüm siyaset camiasında büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Böylesi faaliyetlerimizin devamı dileğiyle hepinize selam ve saygılar sunar. Toplantının başarılı geçmesini dilerim. Seni sarı toplar. Yaşamış olmaktan dolayı hepimiz son derece mutluyuz ve onurluyuz. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantıda genel olarak Türkiye'nin bir adım daha ileri gidebilmesi için
bu zamanlarda çok moda olan sözcükle değişimi yaşayabilmesi ve o değişime hayat uydurup yakalayabilmesi için genel anlamıyla neler yapılması gerektiği üzerinde Sayın İsmet Alasya'nın ve Sayın Aylin Mısır'ın değerli görüşlerini aldık. Ve ortaya çıktı. Genel olarak ülke ekonomisindeki yaklaşımlarımızdan, belirlediğimiz makro modellerden tutun, mikro düzeyde işletmelerin nasıl yönetilmesi gerektiğine kadar çok değişik ve çok büyük bir yer halde görüşler elde ettik. Ben bunu şöyle toparlamak istiyorum. Türkiye bugün geri kalmışlığının sorunlarını tartışırken, tartışmanın ötesinde bunu ziyadesiyle yaşarken sevinçle görüyorum ki bilincine çok daha inançla bakıyor. Bu çok önemli bir şey. Çevresindeki fırsatların ve çok açık globalleşen bir dünyanın içinde yaşadığımız bilinciyle olaylara yaklaşıyor. Kaldı ki bizim buraya davet edilmemizin sebeplerinden birisi de bu olsa gerek. Tam böyle olunca artık her şeyi daha sınırlarının çok ötesine taşımanız ve onun ötesinde düşünmeniz gerekiyor. Kaldı ki dünya o kadar hızla değişiyor ki biz bugün tartıştığımız şeyleri, konuları inanın yarın belki de çok daha ötesine geçmek zorunda kalacağız. Bunun en belirgin örnekleri işletme yönetimiyle ileri geliyor. Demin Adnan Bey de dediler ki profesyonellik argümanı artık açıldı dedi. Gerçekten profesyonellik argümanı açıldı. Bundan daha 2-3 sene öncesine kadar profesyonelliğin ne kadar önemli olduğuna, kurumlaşmanın gereklerinden biri olduğunu söylerken, bugün artık profesyonelliğin bir amaç değil, daha öteye, daha iyiye ulaşmak için bir araç olduğunu kavradık. Amerika'nın bile taklit ettiği Japon modeli, bugün Amerika'da sorgulanmaya başlandı. Japon modelinin Amerikan şirketlerine yapısına uymadığı ve Amerikan şirketlerin hızını kestiği gibi bir sonuçla Amerikan şirketleri yoğun Japon bilim ve iletişim teknolojisini kullanmaktan yavaş yavaş vazgeçmeye başladılar. Bir zamanlar büyüklükleri tartışıyordu. Şirketler ne kadar büyükse o kadar etkindir, o kadar güçlüdür diyorduk. Bunda da bütünüyle tersine bir dönüş başladı. Artık büyük şirketler, büyük devler, profit center'lar dediğimiz her merkezleri oluşturup daha etkin, değişimi daha çabuk ayak uydurabilen ufak birimler yaratmaya başladılar. Gördüğünüz gibi dünya hızla değişiyor ve biz bu değişimden kaçamayız. Bu değişimi yakalayabilmemiz için de en önemli şeylerin başında ciddi bir bilgi birikimi ve bilgi alışverişi geliyor. Ben daha fazla bir şey söyleme gereği duymuyorum. Sizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim. Hepinize iyi geceler dilerim. Gecemize sen katılır. Çok çok teşekkür ediyorum. Tokatlı'nın diyetiyle ayaklarınıza sağlık diliyorum.